Selamlar, beni ilk defa izliyorsanız hoş geldiniz. Eğer daha önce bir yerlerde karşılaştıysak tekrar merhaba. Bugün bir önceki videoda belirttiğim gibi Golden Rose'un bu Liquid Eyeliner'ını inceleyeceğiz. Aslında bunlar Deep Liner olarak geçiyor. Benim çok sevdiğim ürünler değil ama denemek için sizinle birlikte aldım. Siyah, hatta simsiyah, yani 4 milimlik, denemeden önce çalkalayınız yazıyor arkasında sadece. Başka hiçbir şey yok. Açıldıktan sonra 6 ay içerisinde tüketilmesi gerekiyor. Zaten hani sürekli kullanıyorsanız tüketilir gibi düşünüyorum. Birlikte bir açalım. 15 miydi? Yan olmasın yani. O civarda bir fiyata aldım. Yazmışımdır zaten başlığa, bulmuşumdur diye düşünüyorum. Normalde internet sitelerinde 46 liraya satılıyor arkadaşlar. Bu ürün herhalde gözden kaçıyor. Çünkü ne zaman gitsem bu ürünün stoğu oluyor BİM'lerde. Ya da belki çok mu geliyor bilmiyorum, çok tüketildiği için. İncecik bir ucu var. Hemen şöyle yakından bakalım. Oldukça ince. Şuraya da bir sürelim. Çok güzel sürdüm yani hakikaten. Yamuk yumuk sürdüm ama oldukça siyah, evet. Güzel yoğunlukta bir eyeliner gibi gözüküyor. Deep liner gibi gözüküyor. Hızlı kuruyor mu? Göze sürümü nasıl, kolay mı? Bunlar önemli. Sizi biraz yakına alacağım. Sürüp bir bakalım. Tek bir kere batırıp çıkarmada oldukça sonuna kadar siyah bir şekilde çekti. Bir daha batırmam gerekmedi. Şimdi şöyle alt tarafını ve kuyruğu biraz şekillendireceğim için ben tekrar bir batıracağım. Oldukça güzel bir siyah. Bayağı tok durdu. Ben biraz kalın seviyorum. Belki siz biraz daha ince seviyorsunuzdur. Size kalın gelmiştir bilmiyorum ama bana göre bu ince bile. Şöyle de bir göstereyim. Bence oldukça güzel durdu. Diğer göze de hemen geçip bir bakalım. Böyle kısa kuyruklu bir eyeliner çektim. Güzel bir dip liner. Beğendim hakikaten. Çabuk kurudu. Onu da söylemem lazım. Sürerken çünkü çabuk kurumadığı zaman hafif böyle bir dağılma söz konusu oluyor. Oldukça güzel kurduğunu düşünüyorum. Bu böyle genelde herkesin tercih ettiği, günlük kullanımda tercih ettiği kısa kuyruklu hafif bir eyeliner. Benim eyelinerlerin uçları biraz daha böyle kalın oluyor. Daha dramatik eyelinerler seviyorum ben. Şimdi biraz kuyruklarını kalınlaştırıp kendi sevdiğim haline büründüreceğim. Bu da benim sevdiğim tarz bir eyeliner oldu. Tabii ki fırça küçük olduğu için asıl özelliği olan hani dip liner'ı da bununla rahat bir şekilde çekebilirsiniz. Ben ancak o bir öncekinde gösterdiğim şekilde seviyorum. O kadar ince seviyorum. Ama daha da ince çekebilir misiniz? Evet, çekebilirsiniz. Güzel bir eyelinermiş. Bakın koluma sürdüğüm kurudu. Şöyle şöyle bastırarak yapıyorum ve gördüğünüz gibi çıkmıyor. Oldukça kalıcı bir eyelinermiş. Suya dayanıklı falan yazmıyor. Yüksek ihtimalle değildir arkadaşlar. Hani burada mesele böyle yazın terlediğiniz zaman filan akar mı acaba, bilemiyorum. Ama ilk kullanım ve görüntü olarak hakikaten çok beğendim. Oldukça uygun fiyatlı. Gramaj olarak da bence gayet yeterli. Kullanılabilecek, bilinen bir markanın güzel bir dip liner'ı, eyeliner'ı artık ne derseniz. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Umarım işinize yarar, keyifli bir video olmuştur. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda Soulfly'ın bu kaş sabitleyicisini inceliyor olacağız. Ben şu anda kullanıyorum, uzun süredir kullanıyorum. Bununla alakalı detaylı yorumlar yapacağım. Eğer bu videoyu ve daha fazlasını kaçırmak istemiyorsanız abone olmayı ve zile basmayı lütfen unutmayın. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve beni desteklemek isterseniz videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.